Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay Demirci. Bugün bir yeni bölümde daha karşınızdayım. Lafı uzatmıyorum, direkt konuya giriyorum. Bugün Halle diye bir takıma karşı oynuyoruz. Halle Şah, hatta daha doğrusu. Özelleştir yapacağım. Formaları falan değiştirmeye bakacağım. Bakalım onların kırmızı varmış. Biz bu sefer beyaz alalım madem. Siyah beyaz formalarla oynayalım. Yani şöyle olsun. Seç, geri gel. Bak abicim, olmadı. Öyle değil. Sen beyazı seç. Sen de siyahı. Tamam, bitti, bu kadar basit. Bir kere de deplasman formasıyla oynayalım. Yine 5 dakika dünya klası. Ev sahibiyiz. Saat 2'de oynanacak karşılaşma. Başlasın diyoruz. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. İnşallah bu karşılaşmadan galip geliriz. Hatırlarsanız en son oynadığımız karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştık. Mepna karşı gerçekten çok zor bir rakipti ya. Vallahi acayip zorlandım ya. Yani öyle bir rakibe karşı yenildiğim için çok da üzülmüyorum. Sadece hani namağlup şampiyon olmak isterdim. Olmayacağım da belliydi. Belki şampiyon bile olamayacağız. Bir üst lige çıkalım da şimdilik önemli olan o. Diastrof. Menik. Şimdi tekrar Diastrof. Papadopoulos. Ibavine. Oynadı. Boyd. Lan ne oluyor orada? Oyuncuların isimlerini sayarken gol yedik. Allah benim belam vermesin. Oyuna konsantre olamadım. Şimdi konsantre olma vakti. İşin şakası bir yana, gerçekten oyuna konsantre olamadım. Oyuncuların isimlerine bakmaktan. Sözde spikerlik yapacaktım. Yok arkadaş, devam. Maça 1-0 yenik başladık. Sorumluluk benim. O kadar şeyim ki konuşurken bile zorlanıyorum, farkındaysınız. Onu söylerken bile zorlandım. Menik. Menik'ten orta. Rövaşata'yla topu çıkardık ama çok da işe yaramadı. Bir atak daha geliştirdiler. O topu alalım, çıkalım hızlı. Laukaat, ne olur hızlı çık. Laukaat'ın çalım yeteneği çok yok. Tom Bure. Aşağıya oynadım. Abi vur işte, gelişine vur ya. Vur gelişine ya. Üzülüyorum. Böyle pozisyonları kaçırınca üzülüyorum abi. Tertemiz, offside yok. Ben görmedim yani. Aslında oyuncuları bilinçli olarak kondisyon çalıştırmalı. Al onu. Ah ulan, geçse var ya, müthiş pozisyon olurdu. Abi bak, beni deli ediyorsunuz. Beni deli ediyorsunuz. İstediğim yere oynamadı. İlk yarı bitti. Boyd, izin verme. Hadi Laukaat, al onu. Koş Laukaat, koş. Offside abi, gördüm, offside. Offside, offside oluyordu. Hani ama oradan geçip geçmeyeceğinden emin değildim. O yüzden biraz beklemek istedim. Fazla bekleyince de offside'a düştü oyuncu. Önde baskı yapsak. Onu yapalım değil mi? Önde baskı yapalım. Uzun toplarla oynayacağım. Bir de böyle deneyeceğim. Haydi. Sarar. Al topu. Nein ya. Abi ne yaptı o ya? Çok fazla geri gitti ya. Çok fazla geri gidecek bir şey yoktu. Hadi be atıl. Hadi be atıl. Topu sakla. Sakla topu. Lan abicim, oynadım, oynadım. Oynadım. Dizilişte bir sonraki maçtan itibaren değişikliğe gideceğim. Orta sahayı fırlayacağım. Kanatları kullanmamaya bakacağım.
Her ne kadar kanattan oynamayı çok sevsem de. Uf. Maçı çevirebilir miyiz ya? Maçı çevirmemiz lazım. Faul mu yaptım ben? Tuttuk. Hadi hadi hadi, geri dönüşün işareti olsun hadi. Geri dönüşün işareti olsun. Hadi ya. Koşun abi koşun. Kaptırma lan topu sakın. Silesko için yerine Kiyeş oynatacağım. Kiyeş'te neden öyle şey oldu ki? Kiyeş orta saha oyuncusuymuş. Tamam. O zaman şöyle yapalım da en azından sıkıntı olmasın. Ofansif oynayalım. Abi rakip oynuyor, rakip oynuyor. Offside yok. Oynarsa temiz. Oynamasına izin verme. Güzel. Ulan abicim ya. İleri oynayacaksın ya. Bunu ben söyleyeyim ya. Abi oraya da tutuyorum. Neden oynamıyor anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum ya. Kaç tane pozisyon yedi ya. Of. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Oyuncu yorgun. Yorgun. Hadi hadi hadi. Büyük ihtimal kaybettik. Yani oyundaki çüş. Adama bak. Yeseydik şaşırmazdım yani. Çok geç gelen bir gol. Maalesef maçı kurtarmaya yetmiyor ama belki şampiyonluk yolunda önemli bir goldür, bilemeyiz. Keeper will be frustrated. He thought he'd saved it. He's so unlucky there. It's a good angle from him as well, but it's in the back of the net. Belki. Averajda falan, hani averajlar aynı olursa belki attığımız gol sayısından yırtabiliriz. En azından öyle pozitif bakmaya çalışıyorum. İkinci mağlubiyetimizi alıyoruz arka arkaya. Yine gördüğünüz gibi topa sahip olma yüzdesi 164'te. İyi oynadılar. Ben oynayamadım, ne diyeyim? Arkadaşlar şimdi kadroya birkaç ayar çekeceğim. Siliskoviç ile yer değiştiriyorum. Buzyan sağ ayak, Büyük sağ ayak, Sercan Sarar sağ ayak, Kiyeş sağ ayak, Erhat sağ, Laukat sol. Tamam, Laukat sol. Sol. Evet, müzik kursundayız. Laukat ve Zorba sol, diğer hepsi sağ. Yani Laukat ve Zorba'ya geldim mi solla vuracağız abi. O kadar basit. Şimdi bunu kaydet diyoruz. Ve bir sonraki karşılaşmaya çıkacağız. İnşallah oradan galibiyetle ayrılırız. Çünkü galibiyete hasretiz. Victoria Köln 11. sırada. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik almış. 8 puandalar. Biz ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Biliyorsunuz ki sonraki karşılaşmada mağlubiyet aldık. 7. hafta mücadelesinden hepinize merhaba. Çok güzel, güneşli bir gündeyiz. İnşallah günün sonunda galip gelen tarafta biz oluruz. Bu güzel havanın tadını galibiyetle çıkarırız. Tom Büyük'e, haydi Buzyan'ın önüne. Çok fazla yorum yapmamaya çalışacağım spikerlik. Çünkü son iki maçta mağlubiyet aldık. Galibiyete hasretiz. Ah, kimdi o? Göremedim. Sercan mıydı? Lan abi bir şey yapın artık lan. Aa, faul yapacağım ha. Yarım saattir buradasınız ha. Allah Allah ya. Hadi. Abi görüyorsun beni. Çık işte. İlla benim basmam lazım. Olmadı. Top geçmedi oradan. Geçseydi belki biraz sıkıntılı olabilirdi rakip için. Haydi hızlı. Hızlı top. Hızlı toplarla
Bu ziyan koşmadı. Pas yerine ulaşmadı. Saçma sapan bir şey oldu orada. Sağ kanattan geliyorlar. Rese ile kaleci. Kalende dur. Benim asabımı bozma. Rese. Sağ kanatta. Şimdi Klingenburg. Araya girdik. Tekrar kaptırdık. Nine. Nein, vallahi faul yapmadım. Yemin ederim hiçbir düğmeye basmadım ya. Abi yapsam vallahi üzülmeyeceğim. Yapsam üzülmeyeceğim. Yapmadım ya. Yapmadım, basmadım. Buraya da bir kamera tutacağım abi. Buraya da bir kamera tutacağım bundan sonra. Hiçbir şey yapmadım ya. Yapmadım çünkü. Allah'ım yarabbim ya. Neyse bir şey diyeceğim şimdi olmayacak. Yarabbim ya Resulallah sen sabır ver. Ben paslaşarak çıkmaya çalışıyorum. Pas hatası yaptığım zaman rakip açık buluyor. Hızlıca çıkabiliyor yani. Sıkıntı orada. Al onu. Ne olur vur. Allah'tan bir şeyleri sağa sola fırlatmak gibi bir huyum yok. Yoksa var ya bu evde ben neleri kırdıydım ha. Sırf bu pozisyonlardan dolayı. Sırf bu pozisyonlardan dolayı. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Çıkma. Çıkma çıkma. İlk yarı bitmek üzere. Uzatma gösterilmedi henüz. Şu korneri de atlatalım da inşallah. Bir an acaba penaltı mı veriyor yine dedim ama ilk yarı bitti. Nasıl yapacağız ya? Nasıl yapacağız? Bir şekilde oyunu açmamız lazım. Maça devam et. Victoria Köln karşısında 1-0 mağlup durumdayız. Topu aldı. Pasımı oynam. Oğlum çıldıracağım ya. Bastığım zaman oyna işte ya. Bastığım zaman oyna. Klingenburg. Şimdi Bunyaku. Wunderlich. Çok güzel pozisyon hazırladı. Çok güzel pozisyon hazırladı. İşler yolunda gitmiyor. İşler yolunda gitmiyor. Topa sahip olma yüzdeleri çok manyak. Çok manyak. Gerçekten çok manyak. Oynadım geriye. Topu saklamam lazım. Onu öğrenmem lazım. Topu saklamayı öğrenmem lazım. Bir de şu yere yatma huyumdan vazgeçmem lazım. Güzel orta gelirse çok güzel gol de gelebilir. İzin vermeyelim. Adamlar oynuyor abi. Oynamamıza izin vermiyorlar yani. Gerçekten dünya klası hakkını veriyor yani. Ben en azından hakikaten zorlanıyorum ya. Allah senin belanı vermesin. Ki beni zorlamasını da istiyorum ama işte galip gelemeyince de insan üzülüyor. Üzülmüyor değil. Uf. Dakika 75. 75 konuşamıyorum da sinirden. Koşun abi koşun. Offside olacak ya. Biraz kontrollü ya. Biraz kontrollü. Allah ne verdiyse saldıracağım. Laukat sol ayak. O yüzden sonuna çektim. Önüne attım olmadı. Tekrar yatacaktım. İzin verme çok güzel.
Rakip çok iyi defans yapıyor. Hani hızlı kontralara falan çıkmak mümkün değil. Zaten 2-0'ın verdiği rahatlıkla defans yani arkada kılıyor. O yüzden benim için de öne çıkmak zor. Çok iyi pozisyon üretiyorlar ya. Çok iyi pozisyon üretiyorlar. Ben oradaki tik takları çözmeye çalışırken tak tak bir bakıyorum pozisyon üretilmiş. Şöyle hızlı bir hata çıkabilir miyiz? Çıkamayız tabii ki. Üst üste 3. mağlubiyetimizi alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 3 olması lazım. İnşallah devamı gelmez. Bitir hoca. Zaten alan oldu. Ah, işler yolunda gitmiyor. Ratingi gördünüz mü? 92'lerdeydik. 90'a geldi. Daha sonra da 86'ya düştü şimdi. Antrenmanları falan yapmayacağım ben yine. Sıkıyor artık bir zaman sonra. Neyse şöyle yapalım. Şimdilik bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Biliyorum maalesef galibiyet alamadık. Şu an ligdeki durumumuz çok da iç açıcı değil. Ingolstadt'ın bir maç eksiği olmasına rağmen 5. sırada olduğunu düşünürsek ve kazandığı takdirde 14 puana yükseleceğini düşünürsek 4. sıradayız diyebilirim. Maalesef bu videoda galibiyet alamadık. İnşallah bir sonraki videoda alırız galibiyetleri. Ne diyeyim? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hatalarımı görüyorsanız da söyleyin. Gerçi ben bunları depo yapıyorum. Hepsini arka arkaya koyacağım. Orası ayrı konu da. En azından ileride hatalarımı görürüm ve onları düzeltmeye çalışırım. Şimdiden akıl fikir veren herkese teşekkür ediyorum. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.